Günaydın, günaydın. Bugün bir sessizlikte günaydın diyorum çünkü çok uykusuzum aslında. O kadar uykusuzum ki anlatamam. Gece Devran hiç uyumadı. Arya 5'te uyandı. Derin akşam ben uyumadan önce uyandı. Sonra bizimle uyudu yatakta. Yani anlayacağınız dün başka bir keos halindeydik. Akşam değil mi Derin? O yüzden saat 10 olmadan Arya uyudu ki şu an saat 10.30, bir yarım saattir uyuyor. Devran da uyuyor. Ben de o sırada et yaptım. Mizgin geldi. Löpür löpür burada abur cuburları götürüyor. Ben de dedim ki bugün yediğin hurmalar yarın bir gün bir yerleri tırmalar. Ondan sonra tabii Derin de boş kalır mı? O da yiyor bir şeyler. Ama üstünü kirletme, tamam. Beyaz giyiniyorsun çünkü. Onun gözünden de belli. Biraz uykusuz ama şu an çaktırmıyor herhalde. Bugün biraz sabahımız değişik olduğu için sabah sporumu başlamadım, yapmadım. Edit yaptıktan sonra dedim çocuklar uyurken yaparım öğlene doğru, ama erken uyudular. Şu an aslında tam yapabilirim. Yapsam mı diye düşünüyorum acaba. Bazen düşünmek gerekiyor. Direkt kalkıp yapmak gerekiyor. Bakalım ne yaparız bilmiyorum. Daddy daddy papa papa when they want. Yavrum çocuğu çok sıkıyorsun, çok. Şimdi giydiriyorum. Devran'ı uyutacağım. Ondan sonra da kendim bir duş almayı planlıyorum. Ondan sonra da bugünkü yemek menümüzde ne var? Balık yapmayı planlıyoruz. Bir 10 gün falan oldu yapmadık. Herhalde 2 hafta da olmuş olabilir. Yapmadım. Miskin de varken onun için de iyi. Sabah Miskin'i çağırdım. Dedim Baran işe gitmeden önce seni getirsin. Bana arkadaş oluyor. Serhat da çalışıyor çünkü. O da evde sıkılıyor, biz de. Aslında hava çok sıcak ama Miskin dışarı çıkmak istemiyor. Derin de dışarı çıkmak istemiyor. O yüzden şu an 2'ye 2'yiz yani. Dışarı konusunda benle Arya sürekli çıkmaktan yanayız. Ama Derin pek dışarıyı sevmiyor. Çıkmak da istemiyor. Miskin de dedi çok sıcak dedi. Çekemiyorum sıcağı. Onun için daha da sıcak hamile insanlar için. Kendi hamileliğim aklıma geldi. Bu arada bu Fitbit'te ilk defa denedim. Onu da burada da söyleyeyim. 624 müydü? 600. Telefonu çalıyor Miskin. 600 bir şey kalori yaktım ve çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Gerçekten hani yaptığınızın böyle bir meyvesini gördüğünüzde seviniyorsunuz. Aşkım. Çok güzel oldun sen. Sen çok güzel oldun. Benim oğlum arkadaşlar 5,5 aylık. Gelecek ayın 11'inde tam 6 ayını tamamlamış olacak. Değil mi Devran? Tipini de yerim. Tip tip. Arya çok güzel oldu bugün. Arya gel çiçini göster. Vele ley 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 dike ley ley. Vele ley ley ley. Ooo. Vele ley ley. Vene ney ney. Vele ley 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 dike ley 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 dike ley ley. Derin'in şortunu gördünüz mü? Derin ilk bu şortu aldığımda dedi ben giymeyeceğim dedi, pembe çünkü. Ama biz ne dedik? Erkekler de pembe giyer dedik. Değil mi Derin? Renkte cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Hiçbir şey de yapmıyoruz. Değil mi Derin? Ouch. Ama bu havuz şortu değil. Bu normal günlük şort. Teşekkür ederim Arya bize tipini gösterdiğin için. Bunu kim aldı sana? Ama diğer tarafa, çünkü burada Devran var. Dur ben çevireyim şöyle, bu tarafa doğru götür. Uzaktan kumandalı araba. Hadi getir, götür kendine doğru. Aşkım diğer tarafa doğru çek. Ha? Sağ sol yap. Aa, aferin sana. Oo. Ne oldu? Ne oldu? 2 dakika ilgilenmedik diye ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hep seninle mi ilgilenmemiz gerekiyor? Boss Baby izliyor. Çok seviyor. O da Arya'nın Amazon köşesi. Bu hep Amazon kızıydı. Söylüyorduk zaten bebeklikten beri. Şimdi orası Amazon köşesi. Böyle geçiyor köşesine, filmini izliyor. Dışarı çıktım. Biraz oturduk, dinlendik.
Ondan sonra duş aldım. Bir kahve içtim. Çıktım. Akşama balık yapmak istiyorum. O yüzden gidip balığımı alacağım. Ve Mizgin birkaç ilaç unutmuş. Eve uğrayacağım annemlere. Ve orada size bir şey göstereceğim. Çünkü babam, annem bahçeyi yaptırıyorlar. Ve göstereceğim. Çok güzel oldu. Arkadaki ev komple yıktılar. Yeni bir şey, yeni bir ev oraya koydular. Ve mükemmel oluyor. Sanırım bir 10 güne falan bitmesi planlanılıyor. Gerçekten profesyonel bir iş çıkartıyorlar. Bahçe muhteşem olacak yani. Tam yaz burada başlamışken bahçenin dibine kadar bahçeyi yaşayabileceğiz. O bahçe zaten kılıktan kılığa girmişti. Ben oradayken çok şey yaşamıştık yani bahçede. Güzel olacak. O yüzden dedim sizi de getireyim kendimle. Hem alışveriş yaparız ufak biraz, hem de şey gösteririm. Bahçeyi size gösteririm. Gene naylon mu yapıyor arabalara? Ne? Bye. Burada değil. Kemal'ı da gördüm. Kemal da arabalara genelde mini kap dediğim işte taksi şoförlerine şey yapıyor. Arkasına plastik, kalın plastik geçiriyor. Bir bez gibi düşünün. Virüs yüzünden hani insanlar arabaya bindiğinde, taksiye bindiğinde daha güvende hissetsin kendini. Şey de onu yapıyor. Ben de eve girdim. Ev inşaat halinde arkadaşlar, göstereyim. Şu şekilde her şey her yerde şu an. Giriyoruz mutfak. İnşaat halinde. Ve da. Gördüğünüz gibi buraya, burası açık kalacak artık. Hepsini yapıyorlar. Boyayı yapıyorlar. Ondan sonra burayı tamamen yıktılar. Brick. Brickit mi? Şunlardan döşetler. Mis gibi ne derler? Sıva yaptılar, boya yaptılar, ışıkları, spotlightları taktılar. Bunlar döşenecek. Ve bakıyoruz, babam da şurada yardım ediyor. Ve buradaki merdiveni de, merdiven değil de işte böyle şey gibi, hani iki tane döşediler şu şekilde. Buradan sonrası tamamen yeşillik olacak. Şu kısmı da annem, burası çim, burası bir şeyler ekmek için bırakacak. Ondan sonra da şu arkada komple boş kalacak. Orayı babam ileride oraya ev yapacak. Aynı şu komşu gibi. Yeşillik gelmiş. Çok heyecanlı. Eminim burası biter ki bir iki. Bir hafta. Evde. Burası da barbekü yeri. Özel barbekü yeri yaptılar. Üstü de kapanacak herhalde daha. Şu şekilde. Mangallık yani. Barbekü yeri yaptılar. Ve hemen anlatayım. Çok heyecanlıyım. Buraya da annem ileride ya da bilmiyorum şimdi de yapabilir. Şey döşecek. Plastik, kalın plastik döşecek ki yağmurluktan falan korusun. Bir iki sandalye, masa falan atılır buraya. Hani dışarıda yemek yenilmek için, oturmak için, çay falan, kahve sohbeti. Burası komple cam olacak. Şurası komple cam olacak. Çok heyecanlı. Babam şu an beni övüyor, çaktırmayın. Şöyle arkadan çekiyorum. Ev şöyle görünüyor. Bu tahtalar yeni yapıldı. Komşuya ait. Her zaman evde oturduğumuzda sağ taraf komşu, sol taraf size ait. Yani bu tarafta... Yani, baba! Fensler yeni mi? Fensler yeni. Aaa! Fensler yeni. İşte bir tane man cave ayarladık. Bu hizaya kadar man cave yapacağız. Yanını boş bırakacağız. Yani şöyle ev. Ya. Olacak mı sonra mı? Sonra. Ayarladık. 2-3 tane beğendik. Birine karar verdik. Tamam da bunu niye böyle bölmüşsünüz? Bu buraya kadar geliyor. Kızım zaten orası beton. Oraya şey yaparsak, man cave yaparsak altını kalaslarla besleyeceğiz. 5-10, 5 tane, 4 tane, 5 tane. Koy, altı betondur. Kalsın bir şey değil. Yani burası öyle boş boş kalacak. Evet.
şuraya kadar çim olacak. Şu yapay suni çim var ya, orada hı hı. var rulo. Wow, tamam. Şimdi buraya yol yapılacak şöyle. Şu taş buraya gelecek. Şunlar buraya gelecek. Şu tarafa da bu taşlardan bir tane konulacak. Böyle yürüme yolu. Man cave yaparsak bu taşları kaldırabiliriz sonra. Bizim işimize yarar diye koyabiliriz şu kenara. Okey, hadi ben gidiyorum. Kolay gelsin. Bay bay. Okey, ben çıkıyorum şimdi. Evin ne için geldin? Ne yapıyorsun yenge? Sizi ziyaret etmeye geldim. Dayım orada bir şeyler yapıyor. Çöplerini buraya atmaya gelmişler. Çöpçü çöp sorunu büyük sorun burada. Çocuklara biraz meyve suyu alalım. Bunlar çok iyi oluyor ve indirimdeler. İkiz tane düşmüşler. İçinde 4 tane çıkıyor. Bir tanesini böyle elmalı. Elma, kiraz ve strawberry, çilek. Bir tane de şöyle portakal, mango ve ananas alacağım. Bu arada biraz alışveriş yaptım. Asitli su aldım. Ondan sonra sparkling su. Çocuklara croissant aldım. 2 tane erik suyu aldım. Ama Tesco değil. Belki Morrison bu da idare edebilir. Şöyle kahverengi ekmek aldım. Kendim için çavdar ekmeği aldım. Ve somon aldım. 2 kilo. 1 kilosu 12 serine düşmüş. Bayağı indirimde. O yüzden 2 kilo aldım. Şimdi sütümüzü almaya gidelim. Çocuklara tam yağlı, organik 1.80 süt. Benim sütüm ne? Nerede? Nerede? Ah nerede? Vah nerede? Evet, buradalar. Oatly oat drink hole. Bunu alacağım. Ya da şunları da alabilirim. Evde sürekli bunu alıyordum. Şekersiz olanı ama şekersiz olanını göremedim. O yüzden bu markanınkini alacağım. Burada 1.80. Semi, yani tam yağlı değil. Semi. 2 tane alacağım. Çünkü Serhat da içiyor, ben de içiyorum. Ha, bu tam yağlı. Evet, bak bu whole tam yağlı, bu da semi. Tamam. Aldım, gidiyorum. Hepsi 104 serlin tuttu. Hiç de bir şey almadım, anlamadım nereye gitti. Eve geldim. Hemen sadece balıkları çıkardım. Sosumu hazırladım. Zeytinyağı, salça, tuz ve sarımsak. Hemen gezdireceğim. Sadece 1 kilosunu yapacağım. Çünkü Serhat çalışıyor. Saat 9'a gelecek. Baran çalışıyor. 9'a gelecek. Sadece ben Müzgün, çocuklar belki gelirse annem ve Kemal gelebilir ama daha emin değilim. Kemal, annem çıkışta alıp buraya getirebilir. Bakalım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bebeğim kız olursa Türkçesini bilmiyorum ama anlatmaya çalışayım. Bebeğim kız olursa diyor ki ne, kendisine benzermiş. Nasıl öyle işte? Diyor. Tam bana benzeyecek zaten. Kız halaya benzer. Nasıl benim kızım halasına benzedi? Aynen benziyor Arya. Halasına çok benziyor. Sen dua et bana benzesin. Benim gibi güzel biri mi var? Baran da diyor ki erkek olursa inşallah diyor abime benzer diyor. Yani Kemal abi inşallah benzermiş. Sarışın olmasını diyor Baran. Çünkü benim annem de sarışın yeşil gözlü ya. Ben evet. Esmerim babamdan dolayı ama toruna geçebiliyormuş. Asvinli. Sağlık olsun da. Kime benzedim. Aynen. Ama merakla sen daha bekleyeceğim 6 ay daha. Ne? 5,5 ay daha. 5 mi? Evet 5,5 ay daha. Evet, erken doğumun aslında. Okey. Balı attım, şimdi aldıklarımı yerleştirelim.
mutfağı da bir toparlayayım. Çünkü daha sabah yediklerimiz hepsi burada. Öğlen yemekleri burada. Oradan sonra hemen etkili olamıyorum. Dedin ya da çağıracağım. No, sen çünkü mesajını sonra gördüm. Dede. Ama bankın şarjı vardı. No. Hep saattir çıktı. No, you can't open it. What's the point of this? Oğlum ha, mayo aldım. Mayo short. Bak derin. Sen diyordun ya seninki küçük oluyor. Neredesin? Sevdin mi? Hem de iki tane. İkisi bir geldi zaten. Bilerek bu rengi seçtim ki şey, oraya buraya gittiğimizde renkten kendisini göreyim. Kalabalık olduğuna. İkisi 7 sterlindi. Al. Biz bunları yıkayacağız ama. Gel buraya koy. Buraya at bakayım, yıkayalım. Ondan sonra Devran'a şöyle ekledeye başlayacağım 2 hafta sonra. Bunları aldım. Devran'a şapka aldım. Çocuğun kafası yanıyor. Arya'ya bisikletçi şort aldım. 3 tane, 3'ü 5,5 serdiğinde. Evet, derine tişört aldım. Şöyle T-Rex, dinozorlu. Burada aşkım. Ondan sonra 2 tane daha tişört aldım. Çünkü alışverişlerimiz gelmedi. İdarelik. Bu da Arya kuzunun mayosu. Şöyle. Yine neon renkleri seçtim. Görelim diye. Bu da 12 sterlindi. Çünkü bunun üstünde bir de şey geliyor. Üstlüğü geliyor. Vücudu yanmasın diye. Ama etiketini üstünde bırakmışım. Miskin gitti ki onu yaksın. Şu an bir şeyler yapıp çıkarmaya çalışıyor. Resmen paramparça haline getirmiş. Şu üstünde kalmıştı. Ben de hiç bakmadım. Ondan sonra... Evet. Çıkardım. Şöyle. Bir tek bunu bu maya üstüne koymuşlardı zaten. Diğer kıyafetlerde yoktu. Bu da hani vücudu yanmasın diye. Üşümesin diye. Böyle bir şey. Hepsini şimdi yıkayalım. Benim halterlerim geldi. Dambellerim. Derin aşağıda insanlar var. Şu kırmızıları 3 kilo, mavileri 2 kilo, eflatunları 1 kilo. Derin, derin. If you keep making that noise, I'm gonna have to take it off you. Aşağıda insanlar var. Değil mi Arya? Tamam, geldiler ama çocuklar biraz oynamak istiyor. Mavi. O ne yiyor? Ha, annem de işten geldi. Yemeğini yedi, biz de yedik. Oğlum sen ne yapıyorsun? Nasıl oluyor? Gerçi serttir, kaçmaz boğazı. Daha sıramıyor bir de. Aa, emiyor bir de. Güzel güzel oynuyorlar böyle. Ver diye çocuk. Okay, now my turn. Ver ona biraz bir şey vereyim. Amici. Ver ona biraz bir şey vereyim. Bulmayacağım. Ay. Abi bir turn. My turn. Okay, my turn. Ay, sağım geldi. Dambellerim burada. Bunlar 1 kilo olanlar. Aslında bunu alırken çok böyle şeydim. Hani hangi kiloyu alacağımı gerçekten bilmiyordum. 1, 2, 3 gözüme o kadar hafif geldi ki dedim 5 mi alsam, 8 mi alsam. Ama iyi ki bunu seçmişim. Çünkü hani 1 kilo bile hafif aslında. Ama tabii egzersizi yaptıkça o 1 kilo olacak 5 kilo. Ve bir kadının araştırmama göre, şöyle yüzümü göstererek konuşayım. Araştırmalarıma göre bir kadının 16 kilodan fazla yapmaması gerekiyormuş. Tabii yanlış da söylüyor olabilirim, bilmiyorum ama şöyle morlarıyla yarın ilk 1 kiloyla başlayacağım. Ondan sonra 2 kilolar var mavi. Yani bu 2 kilo ve 2 kilo inanın çok ağır. Bunu düşünürsene bir yarım saat spor yaptığınızı. Şöyle. Yok adam. Oh. Ve 3 kilo. Oha! 3 kilo da çok ağır. 3 kilo daha çok ağır. Neden? Çünkü 3 kilo. Evet, çok ağır. Yani büyük bir ihtimalle ben 1 ile başlayacağım tabii ki. Hani
ara ara yükseltirim. 5 kiloya geçmem zaman alır ama gözümüz yüksekliklerde değil. Bunları da yapalım, daha iyi. Başlayalım, bir bakalım nasıl geçecek. Of, bu kadar herkes dağıldı evlerinde. Çocuklar mışıl mışıl uyuyorlar. Ben de hazırlanacağım. Uyku vakti. Mutfak dağınık ama hiç kıyasım yok. Halimde kalmadı zaten. O yüzden kendimi yormayacağım. Yarına bırakacağım. Yarın görüşürüz. Bye.